Doktor Hamit Akçay, İdeolojilerin Ruh Kökü, Ekonomi ve İdeoloji Fransızca bir kelime olan ideoloji, fikir bilimi manasına gelecek bir terkip olarak türetilmiştir. İdeolojiler, sosyal ve iktisadi meselelerle ilgili fikirler bütünüdür. İdeolojiler toplumlar için mükemmel düzen ve sistemler ürettikleri iddiasını ileri sürerler. Sosyal ve iktisadi meselelerin değişimi güçle yakından ilgili olduğu için ideolojilerle iktidarlar arasında güçlü doğrusal bir bağ vardır. İktidarların güçlendiği dönemlerde ideolojiler zayıflamakta, ideolojilerin güçlendiği çoğaldığı dönemlerde ise iktidarlarda güç kaybı, dağılma ve çözülme emareleri görülmektedir. İdeolojiler kolektif yahut bireysel bir kurucuya ait olsalar da kuvveden fiile geçmeleri için bir örgüte gereksinim duyarlar. Örgüt ile ideolojinin bileşimi sonrası ideoloji fiili bir güç haline gelir ve çoğunlukla mutlak hükmedici güce de talip olur. İdeolojilerin tamamen rasyonel düşünce örüntüleri, mantıksal önermeler olduğu varsayılır. Bu çabaya biz aklın toptancılığı da diyebiliriz. Bu yüzden Cemil Meriç ideolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir der. Ancak tüm bu gerçekliğe rağmen ideolojiler salt akılla izah edilemezler. Her ideolojinin mutlak surete sahip olduğu bir akıl kökünün varlığından bahsedebilir. Mesela sosyalizm ve komünizm Ekonomi politik temelli ideolojilerdir. Bu ideolojiler bize bütün ekonomik ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olan şeyin emek olduğunu bu sebeple de mülkiyetin kaynağının emekle ilişkilendirilmesi gerektiğini söyler. İktisadi üretim işbirliğiyle yapıldığı için de sosyalizm bireyi değil toplumu merkeze alan toplumcu bir fikri arka plana oturtur. Bir fiili kolektif ideoloji olarak kapitalizm ise ekonomik üretimlerde esas rolü müteşebbise yani girişimciye dolayısıyla büyük ölçüde sermayeye verir. Bu sebeple kendi evreninin merkezine menfaat ve bireyi almış olur. Liberal kapitalist teori her bireyin kendisi için en iyi ve doğru olanı bulacağını her bireyin kendisi için en iyi olanı bulduğunda ise tüm toplumun ideal mutluluğa ulaşacağını eder Yine aynı şekilde pek çok esaslı yahut karma ideolojinin temel akli önermelerini yani akıl köklerini birkaç cümleyle ifade edebilmek mümkündür. Ancak bence ideolojilerin akıl köklerinin arkasında yer alan bir ya da birkaç esaslı ruh kökünün varlığını görmezlikten gelemeyiz. Kıskançlık, haset, bencillik, gıpta, ihsan, kin, nefret, sevgi, intikam, merhamet, kibir, vefa, sadakat, cesaret, hakkaniyet, adalet, hıyanet ana duyguları ve bunların türevleri binlerce ideolojiye kaynaklık eder. Nasıl ki bilgisayar yazılımcıları 1 ve 0'dan milyarlarca bilgisayar yazılımı türetiyor. Nasıl ki kadim filozoflar ana asırı erbaadan tüm varlık alemi ortaya çıktığını ifade ediyor. Biz de bu temel duyguların karışımından milyonlarca ideolojinin türeyebileceğini söyleyebiliriz. Bu kavramsal çerçeveyi burada noktalayacağız ve bir sonraki yazımızda Türk siyasetini ve ideolojilerini ruh kökleri üzerinden analize devam edeceğiz. CHP, AK Parti, MHP, HDP ve diğerlerinin ruh kökleri üzerinde kelam etmeye devam edeceğiz. Doktor Hamit Akçay, Diriliş Postası